Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, 2016 yılı vergi rekortmenlerini açıkladı. Yazılı açıklamada bulunan Başkan Güngör, vergi dairelerine 2016 takvim yılı faaliyetlerinden doğan ve beyanname verme süresinin uzaması nedeniyle 31 Mart 2017 tarihi gün bitimine kadar 58.177 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildiğini söyledi. Yıllık gelir vergisi beyannamesiyle 723 milyar 529 bin 725 lira matrah beyan edildiğini ve bu tutar üzerinden 168 milyar 155 bin 612 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildiğini belirten Başkan Güngör, Mersin genelinde 2017 yılı Mart ayında beyan edilen gelir vergisi matrah toplamında bir önceki döneme göre %5.14, tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise %4.71 oranında artış yaşandığını, Mersin'de 13.017 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildiğini, verilen kurumlar vergisi beyannameleriyle 1.293 milyar 30.447 lira vergi matrahı beyan edilip 249 milyar 341 bin 897 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildiği bilgisini verdi. Mersin Vergi Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada birinci olan gelir vergisi rekortmeni ismini açıklamazken, ikinciliği MİTAŞ Gemi Acentalı Michel Şaşati 1 milyon 418 milyar 534 bin 42 lirayla oldu. Üçüncü, dördüncü ve beşinci olan da ismini açıklamaktan kaçındı. Kurumlar vergisinde ise CMI South Turkey Gemi Acentalı AŞ ile rekortmen olurken Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ ikinci oldu. 3 ve 5. olan mükellefler isimlerini gizli tutarken Çukurova İnşaat Makineleri Sanayi ve Ticaret AŞ ise 4. oldu. Özgecan Aslan'ın cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan 27 yaşındaki Fatih Gökçe hakkında cinsel saldırı suçundan verilen 24 yıl hapis kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Gökçe savunmasında Özgecan'a cinsel saldırıda bulunmadığını ileri sürdü. Gökçe'nin avukatı, Yargıtay'ın verdiği kararın yerinde ve yetersiz olduğunu söyledi. Hakim, duruşmayı 29 Eylül 2017 günü saat 14'e erteledi. Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgecan Aslan'ı öldüren sanıklardan Ahmet Supi Altındöken ve babası Necmettin Altındöken'i ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin Özgecan Aslan davasıyla ilgili cezaevinde öldürülen Ahmet Supi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe hakkında adam öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onarken, Gökçe hakkında cinsel saldırı suçundan verilen 24 yıl hapis cezasını ise delil yetersizliğinden bozdu. Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Fatih Gökçe, Osmaniye'deki cezaevinden sesli ve görüntülü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Özgecan Aslan'ın amcası Yaşasın Aslan'ın aileyi temsilen geldiği duruşmayı Mersin ve Adana Barosu'yla Kadın ve Demokrasi Derneği ve bazı kadın örgütleri de izledi. Mahkeme bitiminde açıklama yapan Özgecan Aslan'ın ailesinin avukatı Sevim Küçük, mahkemenin ilk verdiği kararda direnmesini beklediklerini söyledi. Fatih Gökçe hakkında ise nitelikli cinsel saldırı suçu yönünden mahkeme verilmesini yeterli derecede delil olmamasına rağmen ceza verilmesi hukuka aykırı buldu ve bozma kararı verdi. Ve bu nedenle bozma kararı üzerinden yeniden yargılama yapıldı ve şu anda bu duruşma burada sona erdi bugünlük. Mahkeme Fatih Gökçe'nin savunmasını yeniden aldı, sorular soruldu, savunmasını yaptı. 29 Eylül'e ertelendi. Eksiklikleri tamamlamak ve dosyayı incelemek üzere. Bizim edindiğimiz izlenim şu. Aslında biz bu bozma kararı öğrendiğimiz tarihten itibaren aldığımız tepkideki bizim için de aynı şeyler söz konusu. Bu kararın kesinlikle hukuka uygun olmadığını, adam öldürme gerekçesinin zaten nitelikli cinsel saldırı suçlarının delillerini ortadan kaldırmak, tamamen yok etmek amacıyla bu suçu işledikleri ve mevcut diğer delillerle birlikte adli tıp raporu, tanıkların ve tanıkların delil beyanları
Ve en son olarak da Ahmet Sürpe Altındöken'in de Adem nitelikli cinsel saldırı suçu işlediği yöndeki beyanıyla bizce nitelikli cinsel saldırı suçu kesinliğe varmıştır. Bu nedenle de biz mahkemenin direnme kararı vereceğini umuyoruz. Özgecan Aslan'ın amcası Yaşasın Aslan'sa adliye bahçesinde basın açıklaması yapmalarına polis tarafından izin verilmemesine tepki gösterdi. Konuşmamıza izin verilip de şu an izin verilmemesinin bir amacı vardır diye düşünüyorum. Sanırım kamuoyu baskısı gibi olmadığı için herhalde bildirim bu sanıyor. Bunun bir başka örneği de kurduğumuz, çok güzel amaçlar için kurduğumuz Özgecanlar Derneği'nin de şu an abimin istifa ettirilerek bir hanımefendinin geçmesi neticesinde özel amaçları için derneğimizi kullanmakta, kendi şahsı çıkarışı kullanmakta. Yine yalnızız. Şu an herhalde yalnızlığın bir sorucunu yaşıyoruz. Fakat mahkeme olarak da mahkeme heyetinin saatlerdir caninin dalga geçmesine rağmen, saatlerdir manevra yapmasına rağmen onun görüldüğünü düşünüyorum. Ve bir sonraki mahkemede inşallah Yüce Türk Milleti adına karar veren mahkemelerin, Yüce Türk Milleti'nin nabzına göre bir karar vereceğini düşünmek istiyorum ve umuyorum. Dava öncesi Tarsus Adliye Bahçesi'nde toplanan çeşitli kadın örgütleri sanığa tepki gösterdi. Kadem üyesi grup ellerindeki dövizlerle adliye bahçesinde bir süre bekledi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu adına konuşan Ayşen Ece Kavas'sa gerçekler açığa çıkana kadar mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. CHP Kadın Kolları, MYK üyesi avukat Nevin Zaimoğlu ise yerel mahkemenin kararında direnmesini istedi. Kadem olarak takipçisi olduğumuz bu davada verilen hukuk mücadelesi sonucu yerel mahkeme tarafından tüm sanıklara üst sınırdan ceza verildi ve indirim uygulanmadı. Bu karar diğer tüm benzer davalar için emsal nitelikte olarak insanlığa kasteden şiddet vakalarında faillerin hiçbir tolerans gösterilmeden ceza verilmesinin altını çizmişti. Yargıtay kararının çizdiği bu tablo olağan hayat akışına aykırıdır. Bu sebeple bugün burada adaletin yerini bulması adına yerel mahkemenin kararında direnmesini bekliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 11 yıldır sürdürülen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne bu yıl Çağdaş Şiir'in usta şairi Haydar Ergülen değer görüldü. Konuyla ilgili MTSO'dan yapılan açıklamada değerlendirme kurulu kararına yer verilerek, ülkemizde ve Mersin'de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere, yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak için Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncü girişimiyle kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü konusundaki çalışmalar ilgili yönetmelik gereğince yürütülmüştür denildi. Bu kapsamda 2017 yılı için önerilen adaylar arasından Çağdaş Şiir'de sesi, duyarlılığı, imge örgüsü, konuları, kelime paleti ve yalın söyleşisiyle hemen tanınan bir şiir kurarak kuşaklar arasında ortaklaşa bir algı ve estetik haz zemini oluşturan, Anadolu'nun kadim kültürüyle mayalanmış bir duyarlılığı, şiirde güçlü bir damar halinde işlettiği, çeşitli şiir etkinliklerinde görev alarak şairlerin buluşmasına, tanışmasına, uluslararası ilişkiler kurmasına ortam hazırladığı için Haydar Ergülen'in ödüle değer bulunduğu bildirildi. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran İGA, 9 Eylül'de kendisini Büyükşehir Belediyesi personeli olarak tanıtan bir kişinin, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1000 metrekare parke taşı satın aldığını, ancak parasını ödemediğini ileri sürerek dolandırıldığını ileri sürdü. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen MD, RK, ÜD ve BD'yi Mersin'de, kendisini belediye personeli olarak tanıtan HÖ'yü ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözaltına aldı. Mağdurlara ait malzemelerin bir kısmı da Adana'da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmayı genişleten polis, zanlıların Mersin, Adana, Ankara, Adıyaman ve Çorum'da benzer şekilde 8 ayrı iş yerinden çok sayıda boya ve yemeklik yağ dolandırıcılığı yaptığını saptadı. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan RK, ÜD, BD ve HÖ tutuklanırken MD adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mersin limanında bir tırda ele geçirilen 1 milyon 190 bin adet ekstazi hapla ilgili 5 kişi tutuklandı.
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince İtalya'nın Trieste limanından Kuzey Irak'a transit gitmek üzere Mersin limanına gelen yabancı bir tırda şüphe üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada tırın dorse tabanında zulalanmış halde 120 poşet içerisinde toplam 1 milyon 190 bin adet ekstazi uyuşturucu hap ele geçirildi. 366 kilo 773 gram ağırlığındaki uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 120 milyon lira olduğu ifade edilirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanırken olayla ilgili 2 kişinin ise arandığı bildirildi. Erdemli ilçesinde annesiyle birlikte uyuyan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı İlemin mahallesinde meydana geldi. Anne Tuğba Yamşak sabah kalktığında aynı yatakta uyuduğu 1,5 yaşındaki oğlu Ekrem Yamşak'ın hareketsiz olduğunu fark etti. Anne durumundan şüphelendiği çocuğunu komşularının yardımıyla hastaneye getirdi. Müdahalede bulunan sağlık ekibi küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. 1,5 yaşındaki çocuğunun öldüğünü öğrenen anne ise hastane bahçesinde sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu. Tuğba Yamşak'ın eşi Ömer Yamşak'a da birkaç ay önce kalp krizi sonucu kaybettiği öğrenildi. Çocuğun nefessiz kalıp boğulmuş olabileceği üzerinde durulurken ölümü şüpheli bulan savcılıksa olayla ilgili soruşturma başlattı. Otopsi için çocuğun cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Antep fıstığı tomurcuğunu Mersin'de yeniliyor projesi meyvelerini verdi. Sunulan destekler sayesinde Mersin'de katlanarak artan Antep fıstığı hasadı üreticinin yüzünü güldürdü. Sayın Burhan Ettin Başkanıma bu konuda çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizim daha önceden Buskan Mahallesi'nde yetiştirdiğimiz ürünlerden yani kimsenin bir haberi yoktu. Tüccarların haberi yoktu. Burhan Ettin Başkanımız sayesinde yani Tarım Daire ekibiyle beraber burada bize çok katkıda bulundu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir'in desteğiyle işte ilaçlamasını falan bize bilgilendirdikleri için. Güzel yani üretim fıstığımızdan mesela memnunuz. Geçen senekinden daha güzel. Onların daha şeysini istiyoruz yani bilgilerini daha fazlasını istiyoruz. O bunlara yardımcı ve sebep olan vesile olan arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. Gelen başkanımız olsun, personelleri olsun hepsine ayrıca dinlemezlikle. İşte iyiyiz, memnunuz hasılatımızdan. Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerinde Antep fıstığı üretiminde kalite ve verimi artırmaya yönelik kırsal kalkınma projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir bir üretimle bölgedeki ekonomik refaha ve sosyal hayata katkı sağlamayı amaçladı. Bu kapsamda Antep fıstığı yetiştiriciliği konusunda uzman kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket eden Büyükşehir Belediyesi, yöre halkını desteklemek amacıyla 5 mahalleye kavlatma makinesi ve yıkama eleği kurulumunu gerçekleştirdi. Proje ile bölgede sinerji yaratarak üretimin önünü açmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, binlerce insanın hayat kalitesinin yükseltilmesine de katkıda bulunarak aile bütçesine katkının artmasına aracı oldu. Türkiye'nin limon diyarı Erdemli ilçesinde sezonun ilk limon hasadı başladı. Taze ve yeşil tüketilen Mayer cinsi limon dalında 2 liradan alıcı buldu. Kesilen ilk limonların Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkelerine ihraç edileceği bildirildi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu, ilk limonu bereket ve bol kazanç dileğinde bulunup besmele çekerek kesti. Memleketimize üretilen limonun da %70 civarı Erdemli'mize üretiliyor. Şu anda erkenci dediğimiz Mayer ürününün, Mayer limonunun ilk hasadına başladık. Çiftçilerimize bol kazanç temenni ediyorum. Bereketli olsun diyorum. Hem Erdemli'mizin ekonomisi için hem de ülkemizin ekonomisi için limon gerçekten çok önemli bir yer tutmakta. İşte bu düşünceden hareketle biz de çiftçilerimize bir araya geldik. Limon hasadının ilk sezonunu başlattık. Yörede hem çiftçi hem de tüccarlık yapan Selahattin Elalsa şu an piyasaya limon yetiştiremiyoruz ifadelerini kullandı. Şu anda sürekli gidiyor. İç piyasa zaten malı yetişmiyor şu anda malları yetişmediğinden dolayı, ufak olduğundan dolayı. Şu anda limon yetiştiremiyoruz. Ama bu tabii sezonun ortasına doğru rahatlarız yani. Konuşmalarının ardından Başkan Mükerrem Toğlu, tarım işçilerine sezon açılışı ve ilk hasat dolayısıyla baklava ikramında bulundu. Türkiye limon üretiminin %70'inin karşılandığı limon diyarı olarak bilinen Erdemli'de
Yaklaşık 100 bin dekar alanda yıllara göre yaklaşık 400 bin ile 600 bin ton limon üretimi gerçekleşiyor.